Böyle aklınıza gelen bir soru var mı, soralım sert bir soru? Var mı? Eski sevgili falan da yok sizde değil mi hiç? Öyle bahsi geçecek bir tip falan. Biz tanıştığımızda sevgililerimiz vardı. Ha. Adamın tadı kaçtı. Bundan bahsedilir mi ya? İkiniz de sevgililerinizi aldatıp mı tanıştınız? Gerçekten. Hadi be. Oğlum en güzel yeri dur. Aç aç. La la la. Hanımlar beyler. Tahsildaroğlu'nun sunduğu ilişki testi başlıyor. Tahsildaroğlu. Benim peynirim. Bakın başka peynir yiyen olursa karşılığında beni bulur. Ona göre. Kalıp kalıp kaşar. Yepyeni bir bölümle YouTube'dayız sevgili izleyenler. Ve bugünkü konuklarım sevgili Ezgi Bozkurt ve Sarp Bozkurt. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ne haber? İyi, siz nasılsınız inşallah? İyi ben de. Talk Show programından tanıyoruz seni. Zaten bu bölümün adı ilişki testi olmayacak. Büyük harfle Talk Show yazacağız. Merak edip açanlarla 1 milyona ulaşıp 1600 yorum, küfürler, o tamam. Onlar tamam. Kaç yıllık bir ilişkiden söz ediyoruz? 9. Ciddi misiniz? Yani 20 yaşından beri birliktesiniz. Aynen, aynen. Aynen. Üniversiteden beri. Hiç üniversite ara? Başına. Herhangi bir ara? Bir yıllık ara var. Bir yıl. Şu an ne konuşacağımız belli oldu. Hayırlısı olsun. Sen de başlayalım. Hangi yıl o ara? Hangi yıllar? 2012-2013. Bir sene ara. Hı-hı. Ne olmuştu da ayrılmıştınız? Orta yaş krizi geldi Sarp'a. Kız çok de çat. İçeri programın başı sakin olayım diye. Bunu sağa salak hareketler işte. Aferin kız, en sevdiğim ha, dobra kadın. Ne geldi mesela orta yaş krizi, neymiş? Ya 3 yıldır birlikteydik. Daha şu anda da bu adam orta yaş değil henüz. Nasıl gelebilir kriz 24'te? İşte üniversite bitiyordu falan, aa falan filan, böyle delirdi herhalde diye düşünüyorum. Aha. O mu ayrıldı? Ayrılmaya çalıştı, ayrılamadı, bir de yüzüne gözüne bulaştırdı. Ben ayrılmak zorunda kaldım onun için. Nasıl mesela yüzüne gözüne bulaştırdı? Mesela şöyle oldu. İşte geveledi meveledi, bir şeyler ayrılsak mı, birazcık ayrı mı kalsak falan filan filan. İyi dedim. Ben de çok şeyim, netimdir böyle konularda. Öyle bir ayrıldık. Bir gün sonra geri geldi. Sonra... Oh. Hocam sence de çabuk olmamış mı azıcık yani? Böyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Ben çok pişmanım ya. 21 saattir kimseyi öpmüyorum. Ne olur ya. Yemin ederim böyle oldu. Ağlayarak geri geldi. Oğlum bir günde ağlanır mı? Sen de hiç mi dik durmuyorsun hayata karşı? Yalnızlık o kadar kötü bir şey değil. Bir günde ağlamış. Sana ayrılmış çarşamba internet. Kendine ayrılmış. Bitmedi. Ertesi gün tekrar ayrılmaya çalıştı. Sen bir deneme mi yapıyordun orada yani? Her gün ayrılabilir miyim bir hafta işte, boyunca? Hayır ya, ilkinde olmadı. Giderek kolaylaşır zannettim. Abi salı olmadı, çarşamba olmadı. İnsan perşembe öğrenir ayrılmayı yani. Pratik her şeydir hayatta. Yine mi ayrılmaya çalıştı? Bu sefer bir hafta sürdü. Vay. Bir hafta sonra tekrar ağlayarak geldi. Yine. O arada iletişim oldu mu hiç o bir hafta içinde? Hiç ben hatırlamıyorum. Ben sildim onu. Ben de o kadar hatırlamıyorum. Sen tabii sileceksin yani. Kadın silmez. Yok ben fi tarihi hatırlamıyorum. Ha, valla. Biz orayı sildik yani. Ama sonra işte ağlayarak geldi. Dedim ben artık ben senin için ayrılayım. Öyle bir yıl kopardık. Vay. Bir sene sonra ne oldu? Yine ağlayarak geldi. Arkadaş bu nasıl adam? Durup durup ağlayarak kıza gidiyor. Oğlum böyle bir mesai yok hayatımızda yani. Aradaki bir yılda da ağladım da ona gitmedim. Kime gittin aslan? Şşş, sakin. Daha çok şu an yumuşak. Sakin. Kime gittin aga? Kimseye gitmedim zaten. Ara sebebi oydu yani, kimseye gitmemek. O bir sene hayatınıza kimse girdi mi? Çok açık oldu. İkimizin de insanlar girdi zaten, o yüzden öyle bir ara verdik. Böyle işte yemekler, buluşmalar. Hı hı. Minik minik flörtler. Aynen öyle. Minik şeyler. Ama hiç tabii aradığınızı bulamadınız. Hı. Yine gittin, ağladın. Ağladı, ben de. Ağladım. Bir süre süründürdüm, sonra barıştık. Evet. Sonra evlendik zaten işte. Anladım. Bir ay falan kuyruk. Kuyruk ne acaba şu an? Ezgi o nereye, ben oraya ya. Ha, ilk bir ay. Evet. Döndükten sonra. Azma sıçtı. Valla mesela?
Mesela en güzeli, en sevdiğim numara şey. Gece işte bilmem ne şeye çıkalım arkadaşlarla. Siz diyor ki, anlatmaz bak sıçarım ağzında yine sıçarım. Dur açık sakin olsun dur. Allah Allah anlatsın. Bir şey var onu anlatma. Mesela arkadaşlarla dışarı çıkalım diyor. Hep beraber çıkıyoruz. 10 kişi 10 arkadaş falan. Gecenin bir noktasından sonra Ezgi yok. Beni bırakıyor ve o arkadaşlarla takılmaya başlıyor. Ötekiler de gitmiş. Evet. Seni tamam sevmiyor olabilir mi yani? Bütün arkadaş grubu bunu kim çağırdı demiş olabilirler mi hocam? Ya seni ben pek sevdim ama belki de o dönem bu kadar tatlı bir adam ona değildi. Ona öyle yaptığım için ben tabii iğrenç çocuktum. Ha yaşa. Evet. Güzel. Arkadaş hep, tavrı bu. Evet aslında. Kadrolaşmışlardı böyle. Ne güzel ya. Böyle mesela laf sokmaya çalışıyorlar. Ya ama seviyorum seni falan diye arada böyle renk verenler oluyor. Ama işte Ezgi şey yaptı. Hani bize tembihledi. Sen niye kimseye tembihlemedin? Vallahi tembihlemedim. Hiç ben böyle saçma şey duymadım. 10 kişiyi organize edip adamın ağzına birlikte sıçmak gerçekten çok acayip. Evlenme teklifini kim etti? Ben. Nerede ettin? Ben YouTube'a bir şeyler çekiyordum o zamanlar. Masraflı olmuş. Evet. Tıklar bu bunu madem. Onun çekimindeyken böyle baş başa bir şey çekiyorduk. Öyle bir şeydi. Yayınladınız mı bunu? Yok yayınlamadık. Çok özel diye yayınlamadık. Aslında amba tıklanır ha. Evet. Tıkı var. Şu videonun arasına koyalım mı? Bizimkinin içine. Ne var ya Allah bir destek at ya. Yani kırpabilir çünkü bornozlu falanım o görüntülerde. Ben aldım geri aldım hocam. Senin bornozlu halin tıklansa da faydası olmaz ben sana söyleyeyim. Nerede oturuyorsunuz? Suadiye. Güzel. Kendi eviniz mi? Yok. Hep beraber rahatladık. Ağlamamış. Demek ki talk show'da çok para dönmüyor ben sana söyleyeyim. Bana bizim YouTube'u ya benim evim var. Komşular ilişki? Yok. Gitme gelme var mı yani? Tanıdığınız bir komşu. Karşı komşu var mı yani var. Maksimum? Kim o? Bir tane yaşlı teyzeyle oğlu. Naci abi. Tamam. Naci abi koleksiyoner. Ara tamam. Sıra bana koleksiyonları gösteriyor. Ne koleksiyonları varmış? Mesela Boğaz Köprüsü'nün senetleri. Delirmiş olabilir mi Naci abi? O da olabilir. Olabilir. Senden geçiş parası falan istiyor mu? Boğaz Köprüsü'nün senetleri diyor. Sen dün tırla geçmişsin. Abi geçmedim, hayır. Senetler bende. Öyle garip garip şeyler. Bak bu Abdülhamit'in işte bilmem neyinden kalma. Şeyler yani. Çal. Kıymetli şeyler bunlar. Oldukça kıymetli şeyler. Aklı gidik Naci abinin hırsızlık yap. İki tane eksik olsa anlamaz. Vallahi satın. Ev aldın oğlum. Eviniz yok lan. Vallahi sat gitsin. Naci abi biz ev aldık diye anlamaz o. Öyle başka da üstte havlayan bir köpek komşumuz var. Her sabah bizi uyandıran. Köpeği kendisi mi kalıyor? Kirayı falan köpek mi kalıyor? İlişkiniz böyle şey mi? Tutumlu bir ilişki mi? Eli açık mı? Benim elim açıktır da. Ezgi oldukça tutumludur. Pinti mi? Pinti. Onun adı pinti yani. Mesela? Ya ben ya aslında hep tersidir ya karikatürize edilen. Bizde de tam ters yani. Ne olur dışarıda yiyelim bu akşam yani. Bir kebapçıya gidelim lütfen diyorum. Ne gerek var? Evde dünden kalmış yemekler var. Yavrumun da izin almaya çalıştığı kebapçı küçük dünyaya bak. Bir tavuk döner yiyelim ne olur ya. Bir gün de ekmek arası değil, dürüm yaptıralım ama ne olur. Dünden kalmış yemeği mi yiyorsunuz? Evet. Ay yavrum ondan sen böyle 4 kilosun. 2 günlük. Hep de istemiyor ki yemek sen. 2 günlük, 3 günlük. Hep öyle. Hadi be. Yemekleri kim yapıyor? Ha o güzel birlikte. Soru. Birlikte. Birlikte yapmak ne demek? Yani işte. Mutfağa beraber giriyorsunuz. Aynen öyle. Flörtleşiyoruz mu orada minik minik buraya un koyma filan? Böyle 90'lı yıllar klibi aynen. Gibi. Var mı yani? Şuraya peynir çalıyorum. Ama böyle şeyler var mı? Tahsildar oğlum. Ya var lan peynir deyince refleks oldu ben de yani. Evet. En çok kavga ettiğimiz yerlerden biri mutfak olabilir. Ha konu ne mesela? Niye geriliyorsunuz? Mesela sen yap yemeği. Tamam ben yapayım. Ama onu öyle yapma. O zaman sen yap yani. Çok saçma değil mi? Adam diyor ki yani. Öyle yapma o zaman ama. Yap kendin. Sen diyorsun ki benim dediğim gibi yap.
küçük dokunuşlara uyması lazım. Ya küçük dokunuş zaten yemek oluyor birleşti. Küçük dokunuştan kastın ne? Salçaya işte. Küçük dokunmak çok saçma bir tabir yani. Miktarlarıyla alakalı yani. Ha, anladım. Çok bilmiyor. Orada da mı sen şeysin yani? Az koyalım. Yarına da kalsın. Niye kıyma koyuyoruz? Ben düşünmemiştim. Bundanmış demek ki. Arabanın pintilini bir kere daha hatırladım programımızla beraber. Hayır ya, ben daha çok böyle sağlıklı şeyler yemeyi seviyorum. O biraz sen çok bu arada fitsin ve zarifsin. Hakikaten. Teşekkür ederim. Seninki ama fakirlikten. Bu kadın kendi isteğiyle yemiyor. O yedirmediği için sen de zayıf kalıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Seninki dolaylı istemeden bir zayıflık. Ve o şey var, göbek var. Makarnadan kaynak. Gerçekten belli belli. Gizli gizli kendine margarinle makarna yaptığın çok belli yani. Peki özlüyor musunuz birbirinizi ayrı kaldığınızda? Ayrı kaldığımızda. Kalmıyoruz ki. Hiç mi? Ya evlenmeden önce kalıyorduk da evlilikten sonra kaldık mı hiç, ne yaptık ki biz? Bir iki gün falandır maksimum. Baksın. Evet, iki gün falan. Bir hafta gitse Ezgi ne olur? Ya dört gün iyi de dört günden sonrası biraz... Kafama bir vurur. Bir ağlamaya başlar. Dört kişi ne ağlıyor? Ya ayrılmadık biliyorum. Böyle aklınıza gelen bir soru var mı, soralım sert bir soru? Var mı? Eski sevgili falan da yok sizde değil mi hiç? Öyle bahsi geçecek bir tip falan. Biz tanıştığımızda sevgililerimiz vardı. Ha. Adamın tadı kaçtı. Bundan bahsedilir mi ya? İkiniz de sevgililerinizi aldatıp mı tanıştınız? Gerçekten. Hadi be. Oğlum en güzel yeri dur. Aç aç. Aç en güzel yer, kaçırma aç. Bu kadar doğal anlatmazlar şimdi. Şimdi soracağım çekim varken kimin abi diyecek? Kim ya? Kim? Hiç. Dur dur, ben sanki tahmin etmişim gibi soracağım. Tamam şimdi. Şöyle baktım da. Çok net söylüyorum, Tolga Çevik'ten komiyim. Böyle başlayalım. Hanımlar beyler. Tahsildaroğlu'nun sunduğu ilişki testi tüm hızıyla devam ediyor. Çok net söylüyorum. Tolga Çevik'ten komiyim. Senin buna itirazın var mı? Aslan, burasını yayınlamazsam da şerefsizim. Senin buna itirazın var mı? Buyurun. Yani şimdi... Açık ol, duyayım. Yani Tolga abi gördüğüm en komik insanlardan biri. Bu bir cevap değil şu an. Yani acaba ne karıştırıyorsun bilmiyorum. Bu bir cevap değil. Peki ben... Abi ya sen de bir şeyler zor... yapıyorsun kendi çapında. Hayır, çok zor soru. Yıllardır sana da gülen bir insanım ben. Tamam. Tolga abi de aynı zamanda kuzenim de. Ama şimdi sence akrabanı savunman hoş bir şey mi yani? Ya yani Tolga abi çok komik bir insan. Yani o şimdi bir şey diyemeyeceğim. Ya biz politik ya. Hanımlar beyler. Tolga Çevik'ten daha az komik Mesut Süren'in sunduğu ilişki testi. İçime ağlayarak başlıyorum ama bu an olsa devam ediyor. Şöyle bir baktım. Sanki siz tanıştığınızda ikinizin de sevgilisi varmış gibime geldi. Ama bu içime doğmuştur. Ne bileyim, istikavlel vukudur. Öyle bir şey var mı? Yok, hiç alakası dedim. Anons arasında tıkır tıkır anlatırken yönetmen kuntiz olacak. Daha hala açı peşinde orada. Yapma abi. Çek şunu ya. Yamuk çek, anlatsın. Aldattık desin. Kızı görmeyelim. Yine duyalım. Ben yine tamam yani. Hakikaten sevgilileriniz varmış. Vardı. O zamanki sevgililerinizi aldatıp mı birbirinize birlikte oldunuz? Yani aldatma demeyelim de. Diyelim hadi, aldatmışsınız işte. Sen bana de ki Tolga Çevik'ten komiksin demeyelim. Tamam. Ne var lan? Buyurun. Ya şöyle, aldatacağımız belli olunca... Çok saçma. Dedik ki koy ver gitsin ya. Üç günlük dünya değil mi? Devam. Ne oldu sonra? Sen anlat, sen daha güzel aldattın. Sen daha güzel aldattın, sen anlat. Ayıp değil mi? Kızı sattın şurada iki dakikada. İşte yani ne oldu kızım? Baktık ki ateşleniyor durum.
Çok da güzel başladı konuya. Çok mutluyum şu an. Ateşleniyor. İşte aramızdaki ilişki böyle ateşlenince biz de ayrıldık sevgililerimizden. Onlarla birlikteyken el ele tutuştunuz mu? Açık ol. Hayatlarınızda biri varken öpüştünüz mü? Artık evlenmişsiniz abi. Öpüştünüz. Öpüşmemiştik o zaman. Onu hatırlıyorum ama el ele tutuştuk mu onu hatırlamıyorum. Tabii öpüşmediğinizde unutamazsın onu ben bilirim. Hepimiz erkek olduk. Tabii canım. Mesela beraber film izledik ama öpüşmedik. Ha ikiniz yalnız film izlediniz. Ne yazdınız o zamanki sevgililere? Neredeydiniz? Evde. Kendi evimde. Yalnızdım yani. Ben erken yatıyorum falan herhalde. 9 gibi. Filmi gündüz vakti izlemiştik zaten. Ha, tamam. Ha, gündüz gözüyle öpüşülmez zaten. Evet. Laf sokuyor çocuk. Ne var abi? Öğlen 15'te yani öpseydin sen de Allah Allah. İzlediğimiz film de Milk'ti. Milk evet. Hatırlar mısın Milk? Milk. Aç bakayım biraz. Süt. Şampiyonun ha, tamam. Bayılırım. Çok güzel filmdir. Evet. Böyle çok romantik bir filmdi ya. Bir gay'in hikayesi. Evet. Yani. Tamam tamam. Evet. Kim seçti bu filmi? Ne gerek vardı? Gerçekten niye biz böyle bir şey yaptık? Sen LGBT üzerinden mi seyirci? Duyarlıyım. Duyarlıyım. Ha, tamam da yani. Öyle. Bilmiyorum. O zaman o film vardı. Onu izledim. İlk izlenecek film diye bir şey var hakikaten yani. Evet. Mesela First and Furious 7. 7'yi bulmuş bir daha çıkmış. İzlersin yani sonuçta. İlişkinizin filmi hangisi? Yok. En baba film diye bir şey yok. Yok ama ikimiz de Seven'ı çok severiz mesela. Vay. 7 günah. Evet. Hepsi var sizde. Eski sevgililer. Kız pinti. Sevgililer aldatılmış. Bak. Ben sana sayayım. Tolga Çelik daha komik diyor. Baya. Hepsi günah bunların. Sence Ezgi dünyanın en güzel kadını mı? Hayır. Güzel. Vallahi bence de değil. Evet. Ne gerek varsa ben de coşuyorum. Ezgi'nin daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Yok. Yok gerçekten yok. Boyu boy mu? Ya boyu boy ona değil ama evet. İhtiyacım yok yani. Efendim? Ona göre evet. Ha kız da şu an bayağı şey yapıyor yani. Ha. Kendisi çok mu uzun siktirsin kesinlikle laf sokuyor. Aferin hiçbir lafın altında kalmıyor. Senin burcun ne şekerim? Terazi. Terazi. O da terazi. Ne demek terazi? Ben çok hakim değilim. Denge filan herhalde değil mi terazi? İşte dengeli. Gel git falan. Ha, gel git çok olur. Evet öyle ha. Dengesiz derler. Hakikaten yok mu be abi? Vardır illa. Şusu da olsaydı dediğim bir kaş, göz, kulak. Vallahi yok ya ne bileyim bunlara dikkat etmeyeli bayağı uzun zaman olmuş ya. Kabullendi çocuk. Ya cevap sorudan ayıp öyle söyleyeyim. Bazen öyle olur. Verdiğin cevap sorudan daha ayıp. Benim bunu sormam tamam da senin de yani. Ben 6 yıldır hanımın vücuduna bakmıyorum. Ha benim... tamam buldum. Mesela el parmakları fiziki bir şey diyeceğim. El parmakları 14 tane. Allah Allah. Evet. Kendi fizikine göre, göre... Tamam. Tombul. Evet dedi biri oradan. Ne gördün Demet kızın elini çekiştirmiş. Vallahi tombul ha. Evet, neresi tombul elleri abi? Elleri minnacık da parmakları tombul ha. Bu nedir ya? Bu nedir? Seninkiler de... Aa bak başladı yine. Sen kendine bak, bokum. Kız da sürekli böyle bir alt yazı geçiyor. Sevme sen sevme götüm. Bak sürekli. Sürekli bir alt yazı var. Senin onda daha güzel olsaydı dedi bir fiziki özellik var mı? Yıllardır Sarp'ın vazgeçemediği bir göğüs kılı var mesela. Biraz devam et. Zoom al şuradan. Öyle mi? Bunları kestiremiyorum Sarp'a. Çok ya güzel konu şey... oğlum. Bayılıyorum şu an yani. Bir şey diyeceğim evet. Bak bu... Şimdi göz kılı, ben bunun hayran değilim ya. Hayranı olmayacak bir şey. Oğlum kimse kendini okşamıyor zaten. Sen yani... rahat ol. Ben kılsızım, böyle gezmiyorum sokaklarda yani. Göz kılı hastası değilim ama kesince ortaya çıkacak şey güzel bir şey olmayacak. Meme. Yani çıkacak şey. Hayır ha. Öyle bir şey değil. Yani ben... Nasıl bir şey? Ne var acaba senin kılların altında? Abi ben 250 lira sakladım oraya yıllardır. Kefen parası göz kılının arasındaymış. Babaannem ya. Şimdi Tolga Çelik bokumu yaparmış. Şaka yapayım sen.
Buralar yayınlanacak mı? Sen rahat ol aslanım. Daha neler olacak? Ne dedi? kessin istersin. Yani birazcık budasın isterim yani. Dönecek kadar. Merhaba Amazon. Hoş geldin. Merhaba. Evet biraz. Sen de böyle bir erktir çünkü o. Hoşuna gidiyor yani. Yok canım hiç öyle takıntılarım yoktu. Hayır ya üşengeçlikten. Yoktu. Ya üşengeçlikten de değil de. Ne bileyim ben böyle çok aşırı çıplak gelecekmiş gibi geliyor. Utanıyorum onu kesmeye. Çıkar bakayım. Saçma sapan. Ama canımız sıkılır hep beraber. Abi biz kırklarımızı iade istiyoruz şu an yani. Buna gelmedik biz. Bu değil. Böyle saçmalık. Hanımımızla geldik. El alem soyunuyor. Bu nedir ya? İlk tanıştığınız yer neresiydi? Stajda tanıştık. Dur bu soru da anlatım bozukluğu var. İlk tanışılmaz. Evet. Bir kere tanıştık. Üçüncü kez. Tanıştığınız yer neresiydi? Stajda. Stajda. Evet. Nerenin stajı? Coca-Cola. YouTube. Devam. Tamam. Orada... Kim kimi kesti ilk? Ya öyle bir şey oldu ki ikimiz de staja aynı gün başladık ve aynı masaya oturtulduk. Şöyle. Kucak kucağı. Yani bu hikaye öyle bitmeli yani şu an. Bir baktık. Bu bizim emeklerimizle oldu. Genelde... Evet. Genelde bütün stajyerler aynı gün başlar da biz haftanın perşembe günü ikimiz birlikte başladık. Ne bilgisayar var ne bir şey var. Bizi böyle bir tane masaya attılar hadi siz burada durun diye. Biz de sabahtan akşama kadar konuşmak zorunda kaldık. O gün tek günde oldu her şey yani. Değil mi? Bütün gün güldük. Ve sevgililer de var. 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 Ama kader de demiş yani. Evet dedi. Yani artık vallahi bu kadar demiş. Da zorlanmaz yani. Sonra ben böbrek taşı düşürdüm. İlgilenmiyoruz. Sonra... Kızın sağlığı bana ne ya? Bana mı düşürdün ya? Geçmiş olsun şekerim. Burayı öyle koy ki mi? Ayıp olur. Bizi o şey yaptı, yakınlaştırdı. Ha, doğru. Aa nasıl? Ya işte nasılsın, iyi misin falan ay, ayağına. Ay sen de geleyim hastaneye nasıl oldun dıvı 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 bir şeyler bir şeyler böyle ilgi göstermedi. Geldi mi hastaneye? Gelmedi. Gelmedi. O kadar da değil. Sonuçta sevgilisi değil. Var yani. Tabii saçma olur yani. Bu lavuk kim diye ben bir bakarım. Diyelim sevgilim böbreğe düşecek bir adamdan. Kim lan bu diye. Böbreğe değil değil mi? Taş düşer. Böbrek düşürdüm abi ben. Sen bir söyle bana böbrek düşse gene flört olmuyor. Ben sıçacağım artık böyle şey. Ama dedin yani geleyim edeyim. Yani çok hani bir ilgi gösterdim. Orada bir şey yaptık yani. Daha bir yakınlaştık. Ondan sonra yürüdük. Sonra Luna Park'a gittik böbrek taşı düşsün diye. Sizce bilimsel bir hareket mi olmuş bu yani? Sorsaydınız doktora filan saçmaymış. Doktor zıplı dedi. Tamam. Gittiniz. Gittik. Neye bindiniz Luna Park'ta? Zıplanacak. O böyle etek vardı. Hiç de zıplatmıyor aslında. Balerin. Balerin yani, zıplatmaz abi. Değil mi? Yanlış şey bilmişsin size. Hayır eğlenmişler bütün gün. Taş düşmedi ya. Zar vardı zar böyle sallıyor böyle bir şeyler yapıyor. Ha. İndiğimizde ertesi gün her yerim morarıktı zaten. Zar ne? Ben hiç, ben hiç hatırlamıyorum bunları. Ben hatırlamıyorum. O ben miydim? Sen zara kimle bindin aslanım? Bu adam neymiş belli ki? Öyle bizim first date'imiz oydu yani. Ha, evet. Luna Park. Luna Park. Sen mi ödedin hep? O ödedik sanırım ama ben onu aldım arabayla. Aa evet. O beni evimden aldı arabayı. Çünkü şu ana kadar çizdiğim profilde benzin parasını alman lazım yani. Ben onu aldım. 12 liralık yaktı. 10 verdi. Sıçarım dedim öyle adama. Evinden aldım, evine bıraktım. Hakikaten. Utanmıyoruz ilk buluşmada evinden. Vay be. O Luna Park'ın gecesinde mi yakınlaşıldı? Ya, yani, yok, bir, o zaman... bir adım daha birbirimize yaklaşmıştık. Evet, yani. O zaman biz zaten ayrılmıştık herhalde. Aldattığımı sevdim. Kız gerçekleri söylüyor. Öyle bir şey yok. Belli ki. Daha yani neler neler olmuş da ondan sonra ayrılsak mı lan? Bir süre 4 kişi takılınmış. O da tamam. Dışarıda diyelim. El ele geziyor musunuz? Sokakta. Geziyoruz. Tamam. Şu an basitten başladı. Bekleyin. Dışarı, mesela istersen daha temelde başlayayım. Dışarıda hiç yürümüşlüğünüz var mı? Konumuz o değil. Şu an buna şaşırmayın. Ben bunu satranç gibi yani. Arkası var. Şey yapmayın. Dışarıda öpüşür müsünüz? Ne oldu? Bak ikinci odada tık diye kaldınız hayır, şu an. Hayır şöyle. Yani öpüşmek nasıl? Var, öpüşmek var diye öpüşürüz. Evet.
Yani öyle yani diyelim çok içinizden geldi. Ne var lan? Sanki herkes usta sanırsın zaten. Biz de kendimizce geçmişimiz var. Bir şeyler yapıyoruz. Gerçekten bir şeyler yapıyoruz öyle yani. Öpüşürüz tabii canım. Öpüşmeyiz diye yani. Bir şey yok yani. Hayır tamam. Öpüşebilir misiniz değil. Yani pratik olarak öpüşür müsünüz? Öpüşürüz. Evet. Ha tamam ne güzel. Keşke herkes öpüşse ne güzel. Bence de abi. Evet ben de aynı yerdeyim. Pratikte peki... Sevişir misiniz de gelecek? Lütfen kaliteyi bozmayalım. Sence dışarıda hiçbir... Bu şimdi 19. bölüm olacak. Public sex soruyor olabilir rica ederim. Şunların yarısı beginner, public'i bilmiyorlar şu an yani. Yandakine soran var, seks diyor, public'te! Hükümet seksi, hükümet. Dışarıda yani başka bir çift bayağı öpüşüyorlar. Bundan rahatsız olur musunuz? Yani tiplerine bağlı yani. Diyelim kız güzel, devam! Hatta derim ki lütfen. Ya biz böyle aslında bizim kötü bir huyumuz var çift olarak. Biz böyle baş başa verip bayağı böyle yürüyenleri kendi aramızda gömeriz falan. Böyle bir huyumuz nasıl? Var. Yani mesela iki farklı çift yürüyor. Şimdi bu kız da bu çocuk olmamış, birbirine yakışmamış. Bu kız da bu çocuk da birbirine yakışmamış. Bu bundan ayrılsın, bu da bundan ayrılsın. Bunlar birleşsin falan gibi fantazilerimiz oluyor. Herkesin geçmişi sizin gibi değişik değil yani. İlişkisi varken bir de buna bakayım, bu değil. Bu kusura bakmayın. Burada araya girmek. Ben ahlak zabıtası olmak istemem ama bu buna tam olmamış, bu bundan öpüse var ya alır yürürler. Böyle bir şey değil. Ya güzel güzel, ben de çok yaparım ya. Tanımadığın insanı görmüşsün azıcık. Bir zarar yok, bir şey yok yani. Bir yerden geldik biz bu konuya, bir şey anlatıyorduk. Nasıl tanıştınız? Tam oradan geldik. Bu ilk konuştuk ya az önce yani, bir huyumuz var dedin ya. Onun en sevmediğin huyu. Hakikaten bir tane huyunu değiştireceksin, neyi değiştirirsin? Şu, Ezgi'nin şöyle bir huyu var. Mesela kendisine yapılmasını sevmediği şeyleri başkasına yapmayı çok sever. Örnek? Ne bileyim ben yani onu eleştiremezsin mesela Ezgi'yi. Öyle mi? Yalan. Mesela ya. Bak. Çok iyi. Başka sorun yok Sayın Yerliç. Ben bir savcı olarak davayı kazanacağımızı anladım. En az müebbeti var bu kadının. Çok rahatım şu an. Seni eleştiremem. Bokumu. O seni eleştirir mi hocam? Eleştirir. Öyle mi? Sert eleştirir mi? Hayır. En son ne zaman eleştirdi? Hakikaten. Dün sabah mı? Ha, neydi konu? Göz kılı değil. Oğlum her gün olur mu? Kıla bak, kıla bak. Şunu kes, kıla bak. O bir kerelik bir şey o yani. YouTube'a video koyuyor ya Sarp. Kapak fotoğrafları. Ha. Eleştiri değil ama. Benim dediğim mesela şöyle. Mesela ne çoraplarını hemen neden şeye atmıyorsun? Kirliye. Kirliye. Çünkü tamam da, kirli ama... çoraplar hemen kirliye atılır. Ya tamam atılır. Gün sonunda atılır da bir dur bir... Oğlum hesap özeti almıyorsun hayattan. Böyle bir şey değil o yani. Bir saat beklerseniz çorabınızı atmayın. Hesap özeti alıyoruz şu an. Böyle bir şey değil o. O sıçacağım da o hesap özeti. Hep de bana mı denk geliyor anlamadım her gün. Hayır hiçbir zaman... Ben bayağı düzenli biriyimdir bu arada. Ama hiç böyle salonda falan çorap falan bırakmışlığım yok. En kötü yatağın ucunda birkaç tane olmuş olabilir yani. Sürekli bunu eleştirir. Çorap hep koleksiyonu yapıyor yatağın başında. Çorap koleksiyonu diyor bana. Kaç tane koyuyorsun? En az 3. Kaç bacağın var? Hani çift sayı olması gerekmez mi sizce de? 2 olur, 4 olur. Gün sonunda atmıyormuş. Aferin. Demek ki neymiş bir tanesi ayağında sıçar böyle şey. Bir ayak çıplak, bir ayak çoraplı. Senin onda değiştirmek istediğin bir huy var mı? Böyle telefonla kilitleniyor bu. Mesela içeriden ben bağırayım, çığlık atayım, hırsız gelsin, beni kaçırsın. Hiç tık yok. Duymuyor. Katılmıyorum. Asla katılmıyorum. Önemli bir şey olsa duyarım. Abi çağırıyor salak salak konular ya. ATV tuşu basmıyormuş. Ne yapayım şimdi ben yani? Hiç mesela böyle... Telaşlı bir anınızda gelmedi oldu mu? Hatırlamıyorum. Ama bağırıyorsun duymuyor. Ama 10 kere bağırmak istemiyorum yani. Ara.
Mantıklı. Telefonu elinde ya mesela. Çok iyi fikir hocam. Ama bunu daha önce akıl etmiş olabilir miyiz ya? Bu çok böyle ben zeki olduğumu düşünüyorum ama şu anda bir örnek değil bu yani. Ara mı? Vay be. Yani Ocean's 12 değil bu yani. Çok değişik bir şey bulmuşum da yapın. Arıca. Ama sen pintisi ya. Kontürün gidecek diye üzülüyordur sen. Olabilir. Ya açarsa. Açma köpek. Gezdiniz mi dünyayı beraber? Oldukça gezdik. Valla. Nereye gittiniz? Amerika. Ay neresin oğlum? Amerika tek bir eyalet değil. New York'a gittim. New York'a. Bir comedy club bir şey girdiniz mi? Comedy club'a girmedik galiba birlikte. Girdik mi? Hayır. Bir tane bir adamla bir anımız vardı ama onu hatırlıyorum. Hayır. Strip club, club'a gittik beraber. Strip dize? Evet. Keşke onu sorsaydı. Bana ne comedy club'da? Sıçay comedy club'a. Striptize gittiniz. Evet. Sahne çıkardan kadın erkek? Kadın. Ha, tamam canım erkeği olan da var onun. Ha. Yok. Arkadaşlar anlatıyor. Ben tam gittim de. Oturduğunuz böyle pavyon gibi bir yer miydi? Hesap kilitlediler mi? Çok saçma olmazsa. 6.000 dolar verdik abi diye. Karttan çektim adam geldi bodyguard. Hep işte yaşandıkları anlatıyor şu. Kitlemeli bir şey olmadı ama mesela... Kızlar geliyor işte lap dance yapayım mı falan. Yaptın mı lap dance? Yok yapmadım. İstedin mi yapmak? İstemiş olabilirim. Yapmak. Lap dance yapmak. Yaptırmak. Yaptırmak. Ha yaptırmak tamam canım. Ben yapmak istiyorum belki. Ben bugün coştum ha iyice. Erkek çıkıyor lap dance yapıyorum. 40 liraya şu yaptıklarıma bak şimdi. Yazıklar olsun ya. Ben kısıtlamamıştım ama istememiştim. Ama yani kaç ilk yılımızdı o. Çok saçma. Şimdi yapar mısın? Yaptırır mısın? Aa, bilmiyorum. O zor bir şey yani. Zor. Çok, evet. Hanım varken zor. Evet. Yokken? Abi böyle özel bir okazyon olması lazım. Ne diyorsun acaba şu an? Conversation doğru hatırlıyorum. Şöyle zaman mesela, zaman. Mesela birinin bekarlığa vedası ve biz bir yere gittik. Orada lap dance yaptıracak bütün arkadaşlar olarak. Ha anladım. Çok güzel ifade ettin ha bu arada. Evet. Evet. Öyle bir organizasyonun evet, içinde daha da anlamlı gelir sana da. Çünkü 6 kişi birden yok. Standardın epey düştüğü zamanlarda keşke sahneye erkek çıkaydı da orada kapanaydık onu. Hanımlar beyler, tahsilden olmuş sunduğu ilişki testi tüm hızıyla sürüyor. En son nerede kalmıştık? Public sex. Tam yeterince konuşamadık onu ya. Hep içimde kaldı be. Kayınvalidelerle aranasın. Çok iyi. Vallahi. Kayınvalidelik yaptı mı hiç sana? Hiç yapmadı. İşte biz tanıştığımızda zaten 21 yaşındaydım ben herhalde. Hı-hı. Benim için hep abi ablaydı onlar. Ana. Şimdi de ablayı da bıraktım evet, artık böyle. İsmiyle. İsmiyle mi tanıyorsun? Bu ne böyle kentekili gibi yani. Ana de bir elini öp alnına koy. Merhaba Selma. Bu neymiş böyle olur mu? Kayınvalide. Sen ne durumda? Ya ben daha şey yapamadım. Zamir kısmındayım ben yani. Yeni tanıştılar. Oh, oh diyorum. Ben... Onlar. Allah Allah. Zamir böyle bir şey olur mu? Yani siz. Ha siz diyorsunuz hala. Hayır be siz demiyorsun. Yalan söyleme. Ya sen. Biz. Hayır Sarp'ın sıkıntısı. Şurada şaka yapan bir seyirci var. Ve sadece Sarp'ı güldürüyor. Yani çocuk da ayıp olmasın diye gülüyor. Acık dur ya. Evet. Ne diyorsun mesela kayınvalidene? Naber, nasılsın? Naber, ne diyorsun yani? Seslenemiyor, sıkıntı o zaten. Ha. Böyle göz teması kurmak zorunda. Ben, dürt. Ya şimdi o ilişkinin hani ilk yılından sonra onu oturtamadıysan o biraz yalan artık yani. Hatta ikinci aydan sonra yani. Onu oturtamadıysan o imkanı yok, daha bir daha şey yapamıyorsun yani. Vallahi gelirler mi siz oturmaya? Bizim eve. Ha. Biz onlara gideriz. Biz onlara gidiyoruz. Ha anladım. Siz gidersiniz. Kaç zamanda bir? Haftada bir gideriz neredeyse. Yeme. Tabii. Ne yapacağım? Her gün yemek mi yapacağız evde? Yakın mı oturuyor? Çok. Ne kadar yakın? 5 dakika. Çok. Bir şey soracağım. Korkuyorum sormaya. Kayınpederiniz Naci abim. Bak gerçekten.
Şuradan seyircimiz dedi ki köpek de olabilir. Bak gördün mü, şaka böyle yapılır Allah cezası. Sen yapıyorsun bok gibi, bu yapıyor. Aa. Kusura bakma, azıcık çalış. Bir kere yaptı, bir de bir. Altıda sıfırsın. Seni de sattık. Şimdi ilk defa sordum bir soru. Çift olarak size nerede kilitlediler? Mykonos'ta kilitlendik. Mykonos'ta ne kadar kilitlediler? Ucuz derler Yunan adalarına. Mykonos değil. Değil mi? Ha. Galiba bir akşam, yani öğlen yemeğiydi, tamam, diyebiliriz. 1200 mi? 1200? Şurada ne deyip kalpten giden var. Ay ben şöyle... Abi lira mı euro mu ne olur? Ben bu fukara refleksi diyorum ben buna yani. Fakirin büyük paralar karşısındaki bu refleksi beni her zaman çok üzer. 1200 mu? Abi hatırlıyorum ben, 600 euro muydu neydi tam karşılığı. 600 ama euro. Ama şimdiki gibi düşünme. Şimdiki gibi düşünürsek zaten Mykonos'ta eve mi çıksak, öğle yemeği mi yesek. Oraya yayınla, siktir, bir şey olmaz. Ya, ama biliyorduk oraya giderken. Aha. Yiyeceğimizi yani. Erotik gönderme, sen seversin. Vallahi yedik sabaha kadar, hayda. Hayran olduğun ünlü var mı Sarp? Efendim? Hayran olduğun ünlü. Çok mu hızlı konuşuyorum ben, evet, bu anons? Ben hiç anlamadım. Şu an anlaşıldı mı? Oho, anlaşamayacağız ha. Hayran olduğun ünlü var mı? Ben şöyle anladım dediğin şeyi. Haydaroğlu ünlü var mı? Yemin ediyorum aynı şeyi anladım. Haydaroğlu ne diyorum? Hayır, bir de hala böyle mantıklı cevap vermeye çalışıyorlar. Yani bu deli bu. Belki demiştir. Bir sebebi vardır. Var mı hayran olduğun ünlü? Ya şey, Zack Galifianakis diye bir adam var. Hangover'daki şişman adam. Ha, sakallı. Ha, evet. Vay. Ona resmen hayranım. Değil mi? Çünkü yani yapmak istediğimi yapan, yaşayanlar arasındakileri söylüyorum şu an, hayran oldum. Yani yapmak istediğim komedi türünü en iyi yapan adam. Aynısını yani çekelim Hangover'ı. Birebir çalalım onu. Pavyonda dayak yiyorlar. Çünkü sen zaten sakallısın. Göğüsten biliyoruz. Azıcık bıraktım, olurmuş. Kadın ünlü var mı? Kadın ünlü. Sorma böyle sanatsal cevaplar verdiğin için başka türlü sormak zorunda kaldım. Abi, yok belli ki. Yok herhalde yok, ya. Yok hakikaten. Senin var mı? Sarp Bozkurt. Ya. Yok, bilmiyorum. Sarp Bozkurt dedikten sonra pfff demen sence hoş mu yani? Kadın kendisi pfff, insan eşine hayran olabilir. Bunda biz şaşırmazdık. Oldu mu? Ben Şampen'e çok hayranım. Şampen. Evet, doğru. Tamam, o yüzden Milki izlemişiz biz demek ki. Belki de. Milki izle, rahatla diye izletmiş yani. Şampen buradan girdi içeri. Heyecanlanır mısın? Of. Ne diyorsun? Valla. Koşarım. Tut da elinden, kalk gidiyoruz dedi. Giderim. Anlar ama. Ne yaptın? Kadın gitmiş, sıçarım şampenden saatten sonra. Bana onun sanatından. Sen gidiyor kız. Ağlar. Gitmez ya, öyle. Ağlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu ben sefer fena şey değil bak. Dört kişi güldü. Vallahi fena değil. Ağlar dedi. Sen zirvede bırak. Sakın bir daha şaka yapma. Senin birde bir. Bu sana ulaşmaya çalışıyor şu anda. Sen onun nirvanasısın şu an. Şampan geldi, tuttu elinden. Kalk kız, gidiyoruz dedi. Giderim de geri gelirim ya. Nereye gibi gidiyoruz? İşte bir kahve falan içeriz. Kahve mi? Ne saçma olur, Starbucks'ta oturmuşlar şampanla. 1 lira farklı latte söylüyorlar. Bu ne ya? Çok çok ben mutlu oldum tanıdığıma ikinizde. Valla çok kıymetli insanlarsınız. Harfilerle de bir ilişki yaşatmışsınız. 9 sene. Bir sene arayla. Milleti aldata aldata başlamışız. O süper bir şey yani. Şimdi hiçbir bölümde sormadığım sert bir soru soracağım. Diyelim şu an çocuğunuz yok. Hı hı. İnşallah böyle analı babalı büyür. Çok da tatlı bir evladınız olur. Evet. Çocuk oldu. Tamam mı? Adını da Furkan koydunuz. Bir araştırma. Ezgi'nin eski sevgilisinin adı Furkan. Bu seni bozar mı? Çocuktan soğutur mu? Ezgi'yi zaten sormuyorum. Çocuktan soğutur mu? Yani ismini değiştiririm. O kadar soğutur. Hakikaten mi? Ne olur? Yani evliliğin devam eder. Evet. Çocuğun adı değişir sadece. Çok zor bir soru. Yani o anki tartışmaya bağlı. Çünkü büyük bir tartışma olacak. Tamam. Bunu öğrendikten sonra. Ve o nereye yürüyecek o tartışma, onu bilmiyorum.
O kavgayı bir görmemiz lazım yani. Tekrar gelmek isterseniz bu kavgayı yaşadıktan sonra ben varım eğer. 4 sene sonra çocuk olur, Furkan koyar, öğrenirsin. Kavgayı burada ederseniz çok mutlu olurum ama gerçekten. Ama bir şey diyeceğim. Söylediğin mesela bir yıllık evlide, 1,5 yıllık evlide olur da. Tamam. 9 yıl olmuş. Tamam. Yani kimle öpüştü, kimle nereye yemek yemeye gitti hepsini biliyorum ben şimdi. Tamam. O yüzden eski sevgilinin adını da biliyorum. Ha tamam. Ha. Göbek adıymış. Bilmediğin yerdenmiş yani. Onu ben de bilmem. Çok güzel. Ne bileyim lan ben o göbek adını. Sor bakalım kendi adını hatırlıyor muyum? Sen bozulur musun? Bozulurum tabii canım. Sen bozulur musun? Ya bana ne? Yok yok ben böyle sorular bana sorulsun istemem. Şimdi... ben bu programı kimse bana soramasın diye yapıyorum. Öyle söyleyeyim sana. Çok teşekkür ederim ben geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Şimdi minik bir puanlayalım. Canım ilişkimizin çağdaşlık seviyesi 10 üzerinden 8 ve üzeri diyenler o desin. Oo. Demeyen var, epey var. 8 ve 6 diyenler o desin. Oo. Ha. Kim şu an oğlayan? Sağ köşe işte. Gelsene bir gel. Bir alkışlarla alalım Ankara bir saniye. Gel. Gel gel. Gel gel bir şey olmaz gel. Gel. Kız gel. 17 kere gel diyorum ben mi diyor. Evet sen. Gel. Gel gel. Hoş geldin. Ne haber? İyiyim sağ ol. Gel otur yanıma. Allah. Küçücüksün sen de ben gibi. Da. Buyurun. Neden 8 ve 6? 9 sene boyunca birbirinize bağlı kalmışsınız. Hmm? Çağdaşlık. Fıtır fıtır. Herkesle de öpüşmek yani. Bu ne önemli değil ama sence de senin algında bir problem yok mu? Ben şeyi çok merak ettim. Bir sene ne yaptılar? Fıtır fıtır öpüştük. Belki oradan. Kaç farklı kadın? İşte saymadık. Oha! Oğlum öbür hayat çok güzelmiş lan. Güzel, çok teşekkür ederiz. Çok bir alkış hanımefendiye. Yaşa. Şimdi ikinci kıstasımız neydi? Eğlence. 9 üzeri diyenler o desin. Oh. Yine düşük. 9 ve 6 diyenler o desin. Oh. İyisiniz ha, fena değil. Şu an dışarıda yemek yemiyoruz diye. Acık para harcıyorsanız herkesin gözüne girerdiniz. Ekonomi niye devinim halinde değil? Sizin yüzünüzde sadakat bence sıfır da siz yine de... Bak birbirlerine olan sadakat 10, ötekilere 0 oldu 0. Helalimi aldatıp ona... Ya ya beni ilgilendirmez. Şimdi sadakat 9 üzeri diyenler o desin. Oo. Evet çok geçti bu arada yani. O bir senelik zaman hariç kimse bir bok yememiş. Evet aynen. Net değil mi? Hiç böyle kıskanılan bir isim oldu mu? Ebru, Eda bir isim geçti mi? Ya da Tayfun, Furkan, Halil... Hiç. Sıfır. Sıfır mı? Çok güzel. Ben 10 veriyorum. Sadakat 10. 10. 10 mu 10? Öpüşün Barış'ın abi. Öpüşün Barış'ın. Kızın öpüşmeden ooo nihayet demesi gerçekten beni sevindirdi. Çok çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Şimdi böyle bilinen insanların gelmesi ekstra bir zarafet. Hakikaten öyle. Normalde kimse yani magazinden kaçarken gelip burada ilişkisini konuşması çok güzel bir şey. Bir gün üçümüz striptize gider miyiz? Çok isterim yani. Tabii ki de. İnşallah bayılırım yani. İnşallah dördümüz gideriz bir gün. Sen de. Ablam var. Benim öyle istersen babamla geleyim. Böyle şeyler. Benim hayat biraz akraba. Aslanım biz tavşan gibiyiz. Sana public sex diyorum bölüm bitsin. Hanımlar beyler. Burayı sakın koyma. Hanımlar beyler. Tahsin Daroğlu'nun sunduğu ilişki testi sona erdi. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Bay bay.